Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için bir su bardağı kaynar suyu genişçe bir kasenin içerisine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum ve iyice özdeşene kadar karıştırıyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekleyeceğim. Yalnız undan una değişiklik gösterebilir. Muhakkak kontrolle ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra artık un eklemeyi bırakabiliriz. Tabii unutmayalım ki hamur yoğurdukça kıvam alır. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Hamurumu iyice yoğurdum. Şimdi toparlıyorum. Ve kasemin içerisine alarak iç harcımı hazırlayana kadar bekletiyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletmemiz yeterli olacaktır. Bu aşamada dinlenmiş olacak ve çok daha kolaylıkla açılacak. İç harç için dilediğiniz her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Patates, ıspanak, peynir ya da hangisini isterseniz. Ben kıymalı iç harç hazırlıyorum. Onun için bir adet soğanımı gösterdiğim gibi doğradım ve 4-5 yemek kaşığı sıvı yağın üzerine ekledim, soteledim ve 2-3 yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Yalnız ben Balkan sos kullanıyorum. Salça kadar keskin bir tadı yok. O yüzden fazla ekledim. Dilerseniz bir kaşık da kullanabilirsiniz. Kıymam vardı dünden kalma. Dolabımda muhafaza ediyordum ve dolabımdan çıkardım. Kıymamı ocağıma aldım. Bir kavurdum. Ve üzerine hazırlamış olduğum salçalı soğanımı ekliyorum. İyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. Baharat tamamıyla tercihinize kalmış. Kekik, karabiber, kimyon ve pul biber kullanıyorum. Her biri birer çay kaşığı olacak şekilde kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Artık iç harcım hazır. Bir köşeye alıyorum. Bu aşamada soğumuş olacak. Hamurum da iyice dinlenmiş durumda. Hamurumu da masaya alarak rulo haline getiriyorum. Oldukça pratik ve lezzetli bir pişi oluyor. Bugün daha önce yapmış olduğum pratik ve az malzemeli pişilerimden bir tanesini yapacağım. Toplamda 6 parçaya bölüyorum. Dilerseniz 8 parçaya da bölebilirsiniz. Bölmüş olduğum her bir hamurumu gösterdiğim şekilde bezeler haline getiriyorum. Ve hamurumun kurumaması için üzerine bir poşet örtüyorum. Masamı bolca unluyorum ve bir tane bezemi masamın üzerine alıyorum. Öncesinde elimle bastırarak açıyorum ve sonrasında merdanem yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Yalnız çok ince olmamalı, çok da kalın olmamalı. Sizlere göstereceğim. Bu kadar açmamız bizim için yeterli olacaktır. Gösterdiğim gibi. Diğer bezemi de aynı şekilde açıyorum. Bu şekilde bütün bezelerimiz bitene kadar işlemi tekrarlıyoruz. Ve iç harcımı açmış olduğum hamurumun içerisine yerleştiriyorum. Ve diğer açmış olduğum hamurumu da üzerine kapatıyorum. Kenarlarını bastırıyorum ki açılmasın. Bir rulet yardımıyla kenar fazlalıkları alıyorum. Ve artık kızarmaya hazır.
Bu aşamada yağımı orta ateşte kızmaya bıraktım. Orta ateşte kızdırmış olduğumuz yağımızı da kızartıyoruz. Maksimum bir su bardağı yağ ya da bir çay bardağı yağ. Kullandığınız tavanın boyutundan da değişiklik gösterebilir. Arka kısmı kızardıktan sonra ön kısmını çeviriyorum. Bu şekilde ters düz çevirerek pişimin pişmesine yardımcı oluyorum. Pişmeyen yerler kalırsa da bu şekilde üzerine yağ dökerek kızarmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve artık tarifim hazır. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.